Evet. Efendim, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği kurucu başkanlarımızdan Sayın Türkan Saylan rahmetle anıyoruz, sevgiyle anıyoruz. Onun kurmuş olduğu her ilde, Allah her rahmet yerde eylesin. derneklerinin olması kız çocuklarının okumasında o kadar çok etkili oldu ki. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ben de kendim gönüllü olarak Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Gazi Osman Paşa Şubesi'nde 7 yıldır terapistlik yapıyorum, eğitmenlik yapıyorum. Buradan da herkese sevgiler, selamlar. Yani başkanım şunu demek istiyorum. Eskiye göre kadınlarımız daha bilinçli oldu. Neden? Sizler gibi değerli başkanlar, değerli dernek sahipleri, kurucular ne oldu? Kadınlarımızın zihnini açtınız, ufkunu açtınız. Aileler Evet. öğrenmeye başladı. Kız çocuklarımız deneyerek, yanılarak ne oldu? Yapabilirim oldu ve bir profil oluştu. Doğru mu? Aynen. Şimdi tabii ki her kadına bunu beklemiyoruz ama çoğunluğumuzda bu var. Başarıların arkasında kesinlikle aktif bir yaşam dernekleriyle işte girişimcilerle görüşmelerinin çok avantajları vardır diye düşünüyorum. Çünkü kadınlarımız aslında evde oturmaktansa gitsinler bir derneğe üye olsunlar. Aynen öyle. Bir girişimcilik videoları izlesinler. Şu an o kadar inanılmaz bir derecede televizyonlarda filmler izliyorlar, Sosyal şeyler medyada istiyorlar, her sosyal şey medyada. mevcut isteyene. İnanın bana çok bazı boş şeylere takılıyorlar. Onu takılana kadar bir kitap okusunlar. Ben bir girişimci olaraktan, girişimciliği ben hayat okulu okudum diyorum. Ben Harikasınız. bazen herkes Hayat diyor ki, Üniversitesi diyoruz. Hayat Üniversitesi diyorum zaten özellikle bunun üstüne bastıra bastıra asla çekinmeden söylüyorum. Ben ilkokul mezunuyum. Hayat Üniversitesi okudum. Kardeşlerimi okuttum. 6 tane kardeşimi okuttum. 2 tane çocuğumu okuttum. Maşallah. 2 tane çocuk annesiyim. Bir kız, bir erkek çocuğu. 27 yaşında oğlum var. 22 yaşında kızım var. Maşallah, Kızım maşallah. ameliyathane hemşiresi. Yani tabii ki bunları biz sağladık. Bir annenin zor anlarında yaşayıp da çocuğuna her şeyi verebilmesi gerçekten zor. Her anne çocuğunun her şeyi olsun istiyor. Kadınlarımız da sosyal aktivitelere mutlaka katılsınlar. Derneklere, belediyelerin aktivitelerine sosyalleşmek kadınları büyütüyor aslında. Bilinçlendiriyor. Gördükçe öğreniyorlar. Bir şeyi ne kadar söylersen söyle, görmediğini. Şimdi 4-5 kadın tipleri vardır. Kimi işitsel, kimi dokunsal, kimisi görseldir, kimisi. Yani bir insana dokunman gerekiyor ki o işi yapabilmesi lazım. Aynen. Kimisi de söylediğini yapan bir insandır. Söylediğini yapan insan çok başarılı insandır. Yapıyor, bozsa da başarı, yani en azından yaptım diyor yani. Deniyor, Evet, deniyor. deniyor yani. Zaten hayat öyle değil mi başkanım? Deneyerek, deneyim dediğimiz şey, hata, yanlış, iyi, kötü, güzel, çirkin olmadan deneyimler bizi aslında buraya getiriyor, başarıya getiriyor. Aynen. Zaten ne kadar düşersen, ne kadar tökezlersen o kadar çok Başarılı başarı elde olursun. edersin. Ve ne kadar hayır cevabı alırsan çok başarı elde ediyorsunuz. Bunu unutmayın. Çok hayırlar alın. Bir iş yapacaksanız insanlara sorun. Ne derlerse hayır, bir işiniz var, davet ediyorsunuz. Hayır, gelemeyiz diyenlere bir daha davet edin, bir daha davet edin. Emin olun başarının sonu onların arkasında. Her ne kadar çok hayır alırsak o kadar çok evet Evet alacağız. alıyoruz. Evet. Harikayız. Birçok projeniz var. Bu projelerle ilgili neler söylemek istersiniz? Tabii ki bu projelerimiz özellikle şimdi hani beyleri ayırmayalım. Kadın erkek eşitliğini sağlayan projelerdir. Aslında evde anneleri geliştirip çocuklarını yetiştirmek. Öncelikle projelerimiz şiddete son verme konusunda kadınlarımızın iyi çocuklar yetiştirmesi amacında yönelik projelerdir. Mesela son zamanlarda yapmış olduğumuz projelere, gerçekleştireceğimiz projelerde büyüyünce ne olmak istiyorsun? Önceliklerimizde yer alacaktır. Bir de kadın el emeklerimiz önceliğimizde yer alıyor. Ve küçük çaplı kadın el emeklerine değer verdiğimiz sergiler düzenledik, yaptık, projeler yaptık. Ama şu an büyüğünü yapmayı düşünüyoruz. Tabii ki bunda da devlet büyüklerimizden öncülük istiyoruz. Bize yol açmalarını, bize yanımızda olmalarını istiyoruz onların da. Tabii ki ne kadar devlet büyüklerimiz, iş adamlarımız, iş verenlerimiz bizlerin yanında olursa biz o kadar çok proje başarırız. Harikasınız. Olacaklarından da eminim. Sizin gibi başarılı bir girişimci, serbest girişimci ve dernek başkanı bir insan olarak yaptığınız çalışmalar zaten takdire şayan.
Çok sağ ol. Her şey çok güzel olacak diye düşünüyorum başkanım. Evet. Evet efendim, çıkarmış olduğunuz kitaplar var. Ben biliyorum ama bilmeyen izleyicilerimiz için sırayla ismini ve ne şekilde yazdınız? Biraz bahseder misiniz? Evet. Yine aynı şekilde derneği nasıl kurduysak, dediğim gibi kitaplarım da hayat hikayelerimle doludur. Her insanın, her kadının bir hayat hikayesi vardır. Bunları ele almak lazım, dillendirmek lazım, yazmak lazım, bir yere not almak lazım. Ben hayat hikayelerimde 3 tane dolu dolu şiir kitabı çıkarttım. İlk şiir kitabım tabii ki içimdeki ses. Nasıl böyle bağırmak istediğim, konuşmak istediğim anlarda, konuşamadığım anlarda. Çünkü o zamanlar böyle çok güçlü görünsem, çok güçlü bir iş kadını olarak da görünsem, aslında içimde çok pasif, böyle bir çok bıtkın bir iş kadını vardı aslında. Yani yorgun bir iş kadını vardı. Evet. Ben onları dile getirdim, yazdım. Sessiz Çığlık diye bir şiir kitabım var. Harikasınız. 3. baskısını yaptık onun. Ve diğer bir kitabım Kut Kadın. Kut Kadın eski Türkçeden alınmıştır. Yani şöyle söyleyeyim, tıpkı ben, tıpkı doğudaki kadın, tıpkı aynen, şehirdeki kadın. Yani hangi şöyle söyleyeyim. Hangi profilden bakarsak tıpkı ben. Aynen onu görüyorsunuz. Kut Kadın eski Türkçeden alınmış bir sözdür. Yalnız ve tek kadın, güçlü kadın, birçok işi birlikte yapabilen bereketli kadın anlamındadır. Maşallah, harika. Evet. Başarılarımızın öyküsü onun içerisinde yazılı. Çok güzel bir şiir kitabıdır. Her kadın onda kendisini bulabilir mesela. Evet. Diğer bir kitabım, hayatı tam öğrendim, yaşıyorum dediğim anlarda bazı olayları kafama takmamaya başladım. Çünkü neden, o kadar psikolojik sorunlar yaşıyorduk ki, o kadar olumsuzluklar üst üste geliyordu ki, tabii ki bunların üstünü örtmeyi öğrendik. Örtmeyi öğrendiğimde de ben bir kitap daha yazdım. Hakuna Matata. Hakuna Matata isim araştırmaya gittiğimde eski Afrika kökeninden alınmış bir sözdür. Takma kafana diye bir sözdür. Harika. Süper. Yani bu hayatta çok şey yaşayacaksın, çok şeyi göreceksin. Ama bazı olayları da kafana takmayacaksın. Önünde yürüyebilmen için, yolunu uzatabilmen için, hayallerine gidebilmen için arkadaki olanlara, geçmişe takılı kaldığında bir şey başaramıyorsun. Orada kalıyorsun. Özellikle bunu yaşadım ve gördüm. Ve ben buradan da herkese aynı şeyi söylüyorum. Takmayın kafanıza. Eskiniz olsun. Eskisi olmayan yenisi olmaz derler ya. Evet. Eskiniz olsun, bir tarafta kalsın. Fakat önünüzde bir uzun yol var. Bu yolda yürüyün. Hayalleriniz var. Asla hayal kurmaktan vazgeçmeyin. Hedeften, hele ki umuttan. Umut ışığı mutlaka vardır. Umut olmazsa yaşam da olmaz. Her yolun bir çıkışı vardır. O yüzden diyorum ki herkes umudunu asla bırakmasın, umudunu asla yitirmesin. Özellikle kadınlarımız, gençlerimiz asla vazgeçmesinler. Umutlarımızdan vazgeçmeyelim. Başarı mutlaka her yolun sonunda vardır. Evet. O zaman ne diyeceğiz? Negatif düşünmeyeceğiz. Şimdiki biliyorsunuz sosyal medyada dönüyor, birçok olumlamalar yapılıyor, birçok videolar çekiliyor. Ne diyoruz hocam? Diyoruz ki negatif düşünmeyeceğiz, pozitif düşüneceğiz. Geçmişi geçmişte bırakacağız. Deneyimimdi, tecrübemdi, beni ben yapan hayatımdı, yaşamımdı ve yaşam yolculuğumdaki olması gerekendi diyeceğiz. Ve geleceğe, başarıya bakacağız ve umudumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz. Vazgeçmeyeceğiz. Her kişinin bir arka bahçesi olsun. Arka bahçemizde geçmişimizi gömelim. Arka bahçemize arada bir, iki günde bir, üç günde bir uğrayalım. Çünkü eskimizi de unutmayalım ki, çünkü onlar bizi bugünlere getirmiştir. Aynen. Onlar bizi hırslandırmıştır. Hala başarıya gideceğimiz yollarda onlardan bir adım olması gerekiyor. Arada bir uğrayalım, onları sevelim, sunayalım, onları okşayalım. Evet, ama sonra da yolumuza devam edelim. Evet, teşekkür edelim. Rica. Bizi biz yapan deneyimlerimiz, tecrübelerimiz ve geçmişimiz. Geçmişimizden utanmayalım. Çünkü gerçekten geçmişimiz olmazsa bugünümüz olmaz ve bizi biz yapan deneyimler geçmişten geliyor. O yüzden sevgili geçmişimizi kucaklayalım, geleceğe bakalım. Doğru mu başkanım? Aynen. Bu arada sanatla da ilgileniyorsunuz ve siyasetle de ilgileniyorsunuz. Evet. Siyasetle ilgilendiğiniz alanlar nelerdir? Şimdi tabii ki siyasete girme sebebimden bir tanesi, ben geçen senelerde
ülkeyi terk etmek istemiştim falan filan böyle. Hani diyoruz ya Avrupa ülkeleri herkesten çok iyi yaşarız falan düşüncelere giriyoruz da aslına bakarsan Avrupa ülkelerinin bizim memleketimizden çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Yani hani derler ya senin vatanın senin toprağın. Yani toprağına sahip çıkabiliyorsan, vatanına sahip çıkabiliyorsan senin vatanın en güzelidir. En güzelidir. Evet. Ben de karar aldım. Dedim ki ben siyasete atılacağım. Tabii ki bir siyasi geçmişimiz vardı aslında, bir görüşümüz vardı da o siyaset yapmak değildi. Ben bu sene siyasete girmek istiyorum dediğimde birçok teklifler aldım. Ve baktım tekliflerin arasında değerlendirmeye başladım. Değerlendirdim ve liderleri dinlemeye başladım. Liderleri dinledim, izledim. Yani böyle vizyonu geniş, genç, böyle girişimciliğe açık ve kendini gösterebilen hangi başkanımız var diye düşündüğümde tabii ki ilgimi çekenlerden bir tanesi dünyada yani uluslararası ekonomi yapmış ve şu anda da bizim sorunumuz nedir? Ekonomidir. Evet. Hani derler ya bizim şu an iş, aş, her şey ekonomiden geçiyor. Aynen. Kadınlar özellikle ekonominin bilinç odağı kadınlardır dedim ve ben Deva Partisi Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan'ı çok dinledim ve çok beğendim. Dedim ki ben burada olmalıyım. Harikasınız. Ve ben burada yer almak istediğimde de sağ olsun ilçe başkanımız çok güzel ve çok değerli bir ilçe başkanımız var. Yardımsever, duygusal ve hiç yani ne diyeyim size onu anlatmakla bitiremem. Bir ilçe başkanımız var Halis Kahriman. Selamlar efendim, sevgiler gönderiyoruz kendisini seviyoruz buradan, selamlarımızı evet. iletiyoruz. Esenyurt'a çok değer katacağını inanıyoruz. Onun arkasında, onun yanında olmaktan onur ve gurur duyuyorum gerçekten de. İnşallah her şey vatanımız ve milletimiz için. En güzeli olsun, bütünün hayrını olsun. Aynen. O yüzden siyasete girdim. O yüzden de kadınlar siyasette olmalı diyorum. Gerçekten de eskiden... Çocuklar, anneler, Ayşe annemiz çocuğunu beleklemiş, beşinde koymuş. Demiş ki çocuğum annesiz büyür ama vatansız büyümez demiş. Ve aynen. vatan için cepheye mermi taşımış annelerimiz aynen. var. Ataların çocuklarıyız biz. O annelerin aynen. çocuklarıyız. Aynen. O yüzden kadınlar siyasette olmalı diyorum. Bence kadınlar her yerde olmalı aynen. başkanım. Her yerde. Tabii ki şimdiki kadınlar diyorum ya hani sosyal olaraktan kendini sosyalleştirmeli, geliştirmeli. Kadın gelişmezse sosyal çocuklar gelişmez. Çocuklar büyümez, dünya büyümez. Toplumun %50'si kadın, %50'sini de yetiştiren kadın. Bakın bu çok güzel bir ibare aslında. Evet. Şöyle bir bak dönüp bir baktığınızda, arkaya bir baktığınızda tüm bu şeye baktığımızda yani şiddeti gösteren çocuklar ve iş adamları, gelişmiş kültürel insanlar ve herkesin arkasında kadın var. Evet. Şimdi toplumun %100'lü kadın. Geçmişle şu anı kıyaslarsak başkanım, kadınlarımız eskiye göre daha donanımlı, daha bilgili. Neden? Belediyelerimize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hepsinin yapmış olduğu özverili çalışmalar var. Çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle İSMEK. Kadınlarımızın gerçekten kalbi oldu. Kadınlarımız evde otururken nakışı öğrendi, dikişi öğrendi, hayatı öğrendi, oradan para kazanmayı öğrendi. Emeği öğrendi, değeri öğrendi, sevgi, şefkati orada gördüler. Ne oldu? Kadınlarımıza buradan da güzel gelirler gelince kadınımız bugün her yerde olmak için İki adım olsa, üç adım olsa kendini toplumda göstermeye başladı. Şu an orada şunu şöyle dile getirmek istiyorum özellikle. İSMEK'ler çok güzel üreticilikte değer kattı, katkı hı hı. kattı kadınlarımıza. Bilinçlendirdi, sertifikalar aldılar evde oturan annelerimiz. Bunlar çok güzel bir şey. Kendilerini geliştirdiler. Halk eğitim merkezleri özellikle. Aynen, hepsine çok. Teşekkür ediyoruz. Ama bunun yanı sıra ekstra bir şeyler yapılması gerekiyor. Tabii ki üretmek var şu an günümüzde ürettiğin bir şeyi bir satış noktasına çevirebilmek. Evet. Bu satış noktasına çevirebilme noktalarda bizler devreye giriyoruz. Bakın burada bir sirkülasyon var, bir üretim var ama bunu değerinde satmak önemli olan. Kadın bunu bilmiyor ama en evet. önemlisi şu, bunların hiçbiri yokken sıfır mı bir mi her zaman deriz ya başkanım. Evet. Bir çok önemli. Evet. Bugün buraya gelmek bile çok değerli. Aynen. Yani çok önemli gerçekten kadın erkek ayrıştırmadan
her şeyi artık eşit olarak bakıyoruz, öğreniyoruz. Dediğiniz gibi kadın neden babadan daha çok öğrenmeli, eğitilmeli? Çünkü ne olursa olsun çocuk anneyle ilk gözünü açıyor ve hayata merhaba dediğinde anneyi rol model alıyor. O yüzden bütün kadınlarımızın eğitilmesi, öğretilmesi... Kadınını geride bırakan sevgili Mustafa Atatürk'ün, paşamızın, Allah rahmetle anıyoruz kendisini, bir sözü: kadınını geride bırakan toplum geride kalmaya mahkumdur demiştir. Şimdi şöyle düşünüyorum başkanım, öğretmenlerimizin, yine kadın erkek demeden öğretmenlerimize ben çok teşekkür ediyorum yeri ve zamanı gelmişken. Hangi mesleği seçersek seçelim, her yayınımda hemen hemen söylüyorum ve teşekkürümü ediyorum. Hangi mesleği seçersek seçelim, ilk merhaba dediğimiz, hayata merhaba dediğimiz ve en çok yoğunlaştığımız, hayatı yaşadığımız, gidip geldiğimiz nokta öğretmenler, okul. Bu yüzden öğretmenlerimizin de çok donanımlı olması gerekiyor. Şimdiki orada öğretmenlerimize çok iş düşüyor. Çünkü neden? Anneler çalışıyor, çocuklar sevgisiz büyütülüyor. Tabii ki ilk başta hemen nasıl kreşe koysak, yani nasıl, çünkü biz evimizde bakamadığımız, bazen çocuğumuza katlanamadığımız anlar oluyor. Çünkü o öğretmenler çok değerli. Çok hepsine selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Hepsini seviyoruz. Çok seviyoruz. Hepsi çok kıymetli, aynen, çok değerli. Elleri öplesi kişiler. Çünkü birinci anneden sonra ikinci anne lazım. Aslında hani derler ya, ilk anne. Aynen. Aslında ilk anne. Çünkü bizlerden anne, çok vakit orada geçiyor. Evet. O yüzden bütün öğretmenlerimizin... Düşünsene 10 tane 20 tane çocuğu bir arada okutabilmek, onların sesiyle şey yapabilmek. Gerçekten böyle bakıyorum, sabır. Ki bazı öğretmenler o kadar güler yüzlü ki, ya siz nasıl yapıyorsunuz diyorum, yani bu kadar çocukla diyorum, gerçekten diyorum, zor değil mi diyorum. Yok diyor, biz çok seviyoruz diyor. Yani mesleğini çok sevmektir bu da yani açıkçası. Zor da olsa, tabii ki kafa kaldırmasa da onları sevmek, onları şefkatle kucaklayan öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Evet. Hepsine sevgiler, selamlar tekrardan. Evet başkanım, ihtiyaç sahibi kadınlarımız, evde oturuyorum, çalışmak istiyorum ama çalışamıyorum. Ya da farklı sağlık problemlerim var, iş yapmak istiyorum ama başkanım ne yapabilirim diye kararsız kalan kadınlarımıza ne diyelim? Size mi ulaşsınlar? Nasıl ulaşsınlar? Nereden ulaşsınlar? Onlara iş tavsiyesinde bulunacak mısınız? Aynen. Şimdiki şöyle söyleyeyim. Öncelikle kadınlara şunu söylemek istiyorum. Şunu kafalarının bir köşesine yazsınlar: hayat engel tanımaz. Harikasınız. Hayat engel tanımadığı gibi zorlukları aşmak, bir şeyleri başarmak istiyorlarsa önlerine engel koymamaları lazım. Yani yapacaklar aslında, Melih Hanım'a ulaşacaklar. Aynen, yani şimdi hani diyorlar ya, çocuğum var, kronik hasta. Bunlar bahaneleri, biliyor musun? Bahaneler arkasına sığınmasınlar. Bahanelerini aşarlarsa bir şeyi başarırlar. O zaman hemen ne yapıyor kadınlarımız? Melih hocamıza bizlere başvursunlar. Evet. Bizler öğretiyoruz. Evden yapılabilir iş modellerimiz var. Çocukları kaç tane olursa olsun hiç önemli değil. Hatta ben mahalle başkanımız var bizim şimdik. 5 tane çocuğu var. Maşallah. Bir tane de karnında hamile. Ben dedim ki, mahalle başkanı arıyoruz dediğimde dedi ki ben yaparım dedi. Böyle bir baktım 5 tane çocuğu var. Dedim ki tamam sen ol. Çünkü neden biliyor musun? 5 çocuğuyla ben yapamam, bir de hamileyim demesi, bahane üretmesi gerekirken ve çok o kadar anlamlı bir şekilde öne çıktı, ön plana çıktı ki, ve kendisi ilkokul mezunu ve yazı yazmasını bile bilmiyor. Ama çok cesur, çok yürekli, çok yani aktif bir anne. Kendisi, çocuklarının da eminim öyle olacağını düşünüyorum. Kadınlarımız asla önüne engel koymasınlar, bize gelsinler, başvuru yapsınlar. Evden yapılabilir iş modellerimizi görsünler. Bizimki önemli değil, kendileri neler üretiyorlar, neler yapıyorlar, üretme kabiliyeti nedir? Yani her kadının içine bir cevher vardır. Her kadının içine bir aslan yatıyor. Bu aslanı dışa açığa çıkartmak lazım ve onları ürettikleri ne olursa olsun, el emekleri çok değerlidir, el lezzetleri çok güzeldir. Bunları sergilemeyi şey yapsalar, biz de bunların zaten önünü açıyoruz. Ve el emekleri sergilerimizde, el emekleri kurslarımızda, bunlarla biz birebir ilgileniyoruz. Satılmayan ürünlerini satmalarını sağlıyoruz. Başaramadıkları noktada biz yanlarında oluyoruz zaten. Harikasınız. Genç girişimcilerimiz özellikle, ben genç girişimcilerimize buradan sesleniyorum. Asla korkmasınlar, asla pes etmesinler.
girişimcilikten asla vazgeçmesinler. Yani bir şeylere, hani derler bir paltaya sap olmak gerekiyor. Bu devir onu götürüyor. Onun evet. için önleri size, açık inşallah. Size ulaşmaları için sosyal medya hesabınızı paylaşmak ister misiniz? Tabii ki sosyal medya hesabımda Meliha GKÇ diye girerlerse Instagram hesabımızda. Telefon numaramız yayın altında mevcuttur. Evet. Bize oradan da ulaşabilirler. Her türlü şekilde yardımcı oluruz. Hiç sıkıntı yoktur. Gelsinler, yeter ki yapmak istesinler. Harikasınız. Biz yanlarındayız. Sonuna kadar. Başarana kadar. Tebrik ediyorum. Evet efendim. Bugün Arzu ile Başarı Yolu yayınımızın da sonuna geldik. Sayın Meliha Gökçe'yi konuk aldık. Çok ama çok güzel dersler aldık. Çok güzel notlarımızı aldık. Evet, ihtiyaç sahibi herkesin Meliha Gökçe'ye ulaşmasını diliyorum, talep ediyorum. Gerçekten çok güzel projelerde yer alacağınıza garanti ediyorum kendi adıma. Aynen. Evet efendim, Sayın Başkanım, yayınımıza bizi kırmayıp geldiğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu arada ödülümü de ben unuttum sanmıyorum. Evet. Ödülümü de tüm onurla, kadınlarımızın onurla. Adına ben almak isterim efendim. Şöyle ben sizi hemen şöyle çok bir teşekkür ediyorum. Ben evet efendim. Başarınızın devamını diliyorum ve birçok kadını burada ağırlamanızda yardımcı olacağız inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben bu ödülümü gerçekten tüm kadınlarımız için alıyorum ve çok teşekkür ediyorum başkanım. Çok sağ olun. Evet efendim. Söylemek istediğiniz bir şey var mı efendim son olarak? Ben kadınlar cesaretli olsun, güçlü olsunlar, el ele versinler. Bu dünya bizim. Hani bütün dünya cennet olsa, kadınlar yanında olsa diyoruz ya, onun gibi kadınlar güçlüdür ve birçok zorluklarla baş etmiştir. El ele verelim. El ele verelim diyorum ben. Buradaki ödülümdeki gibi, kelebek gibi özgür olalım, el ele olalım. Doğru mu başkanım? Aynen. Evet efendim, sevgiyle kalın, hoşça kalın.